böyle bir şey görebiliyor musun? Bir kokla böyle bir. Bak kerevizin kokusu, inciğin kokusu, biberiye, soğan, aklına ne giriyorsa içinde var. Bunu yeme, yanında yat. Eğer beni bu hafta yaşımla vurmaya kalkarlarsa... Oo iyi, bir yarışmacı gitti ya. İyi tamam, rahatladık o. Ağzımı çok fena açarım, Rize damarımı tuttururum. Gülbir, sana hayatında görebileceğin en güzel eti gösteriyorum. Havalı havalı isimler koyduk. Bu menüyü yazan kişi hem kafası karışmış hem de yemekten anlamayan bir kişi. Yani bulduğunu toplamış ve yazmış, bence bir araya getirmiş diye düşünüyorum. Gelin masasına oturmuş gibi hissettim. Acaba yaş pasta kesilecek mi, onu çok merak ediyorum. Tamam o zaman, inşallah burada kısmetiniz açılır, sizlere nikah masası ben kurarım. İsterseniz onu kaldırın, ben de oraya oturayım, ben de orada olayım. Aynen öyle, siz içeri alalım. Tamam. Hadi çok gittiğim ben, sığabiliyorsanız buyurun. Bu balık intihar etmiş. Ters diyeceğim olmayacak, bayram çocuğu diyeceğim olmayacak, ayıp olacak. Ekstra yapabileceğiniz bir durum yok yani. Fırına koyduktan sonra karşısına geçip ya da yanına mı yatsaydın, ne yapsaydın? Kısa ve öz, Yalçın Bey'in dediği gibi doymadık. Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yarın TV8'de.